Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Özel Güvenlik 17 Nisan 2021 tarihinde çıkan yazılı sınavların ikinci bölümünü çözmeye devam ediyoruz. 25. soruyla 50. soru arası arkadaşlar. 25 adet ikinci bölüm. Birinci bölümü daha önce atmıştık. 1'den 25'e kadar 4 bölüm olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara İçimden başarılar diliyorum. Ve sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. A kitapçığını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. 26. sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir? A. Kapı dedektörü ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca. B. Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan tabanca. C. Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca. Bakın burası arkadaşlar önemli. Bir arama yapıyorsunuz. Vatandaşın çantasında ruhsatsız tabanca çıkıyor. Buraya bir ne yapıyoruz? Soru işareti koyduk hemen. D. Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu tabanca. E. X-ray cihazıyla korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca. Evet, burada neyi soruyor? Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir? Kanuna aykırı ruhsatsız tabancayı ne yapamazsınız? Hiçbir şekilde taşıyamazsınız, değil mi? Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 27. sorumuz, yukarıda devriye görevlisinin özellikleriyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır. 2. İyi iletişim kurabilmelidir. Bakın, her ikisi de olmalıdır, değil mi? Ciddi ve tetikte olmalıdır. Evet. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır. Bakın burada arkadaşlar sert imaj oluşturmamalıdır olması gerekirken. Evet. Bakın 4 olmamalı. 4'ün olduğu şıkları eledik. Sadece deniz seçeneği gitti. Hemen çevresine duyarlı olmalı. İyi iletişim kurabilmeli. 1-2 ve ciddi ve tetikte olmalıdır. Her an bir olay olacakmış gibi. 1-2-3 doğru cevabımız. Adana seçeneği doğrudur. 28. sorumuz arkadaşlar çok çok önemli. Bu sınavda devriyeden arkadaşlar devriye yöntemlerinden 2 tane soru çıkmış. Bakın aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? Devriye yöntemleri nedir? Olağan devriye, rutin devriyedir. Dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye. Belirli bir plan dahilinde olan devriyedir. Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen, belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Planlı devriye. Olağan rutin devriye nedir? Devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Rutin devriye. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Geri dönüşlü devriye. Bakın burada devriye yöntemlerinde birisi değildir arkadaşlar. Bakın olağan devriye var. Dairesel devriye var. Geri dönüşlü devriyemiz var. Planlı devriye var. Ama doğrusal devriye yoktur. Devriye yöntemlerinden biri değildir. Burada bu soruyu hem açıklamalı bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Doğrusal devriye, devriye yöntemleri arasında yoktur. Evet, sınavlarda
Devriye yöntemlerinin açıklamalı da sorabiliyor arkadaşlar. Planlı devriye nedir? Olağan devriye, rutin devriye nedir? Dairesel devriye nedir? Geri dönüşlü devriye nedir şeklinde de sorabiliyorlar. Buradan mutlaka sınavlarda soru gelir. Bir sonraki arkadaşlara da yine buradan soru gelecek. Evet. 29. sorumuz aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir? Önleyici görevler, siyasi görevler, adli görevler, yardım görevleri, koruyucu görevler. Evet. Arkadaşlar devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden birisi siyasi görevler değildir. Bursa seçeneği doğrudur. 30. soruya bakalım. Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir? Özel güvenlik amirine, B özel güvenlik görevlisine, C ilk gelen özel güvenlik ekibine, D genel kolluk çevik kuvvet ekibine, E genel kolluk olay yeri inceleme ekibine. Evet tabii ki arkadaşlar olay yerinde delil toplama tabii ki olay yeri inceleme ekibinin görevidir değil mi? Evet hangi seçenekte var? Bakın burada Edirne seçeneğinde olay yeri inceleme ekibi genel kolluk olay yeri inceleme ekibinin görevidir. Edirne seçeneği doğrudur. 31. sorumuz genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir? A. Önleme araması, B. Adli arama, C. Üst araması, D. Suçüstü arama, E. Eşya araması. Evet arkadaşlar spor müsabakalarında herhangi bir olay olmaması için nedir? Önlem alınıyor değil mi? İşte bıçaklı çakıydı vesaire kesici bir aletle içeri girilmemesi şeklinde önlem alınması. Yani önleme olayı önceden önleme aramasıdır. Adana seçeneği doğrudur. 32. sorumuz kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur? A. Kontrol görevlisi, B. Görevlendirme, yönlendirme görevlisi değil mi? Koruma görevlisi, ilk yardım görevlisi, kontrol nokta amiri. Evet. Hangisinin bulunmasına gerek yok arkadaşlar kontrol noktasında? Kontrol görevlisi mutlaka olmalıdır, değil mi? Yönlendirme. Yani bir şey sorulduğu zaman adres tarif etme ya da şuradan gideceksin vesaire olmalıdır. Koruma görevlisi mutlaka olmalıdır. Kontrol nokta amiri olmalıdır ama ilk yardım görevlisine gerek yoktur. Denizli seçeneğidir. Doğru cevabımız. 33. sorumuza bakalım. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır? A. Tutanağın başlığı olmalıdır. B. Tutanağa imza atmak istemeyen şüpheli için imzadan imtina ettiği şehri düşülür. C. Tutanakta tarih saat belirtilmelidir. D. İşlem yapılan kişilerin açık kimlikleri tutanakta belirtilir. E. Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir. Gerek yoktur arkadaşlar. Evet, tutanakta resmi görevlinin imzasına gerek yoktur. Evet. Diğer A, B, C, D olmalıdır. E'nin olmasına gerek yoktur. Evet. 34. sorumuz. Alışveriş merkezine gezmeye gelen polis memuru Vedat kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre'nin davranışı nasıl olmalıdır? A. Polis memurunun silahı olduğu için içeri alamaz. B. Silahını emanete alarak kendisini içeri alır. C. Amirlerinin talimatına göre hareket eder. D. Yönetim kurulunun kararına göre hareket eder. E. Polis memurunu silahıyla birlikte içeri alır. Evet arkadaşlar, AVM'ye gelen polis memuru Vedat'ı kontrol görevlisi Emre ne yapmalıdır? İçeriye silahıyla birlikte alması gerekir. Evet. Edirne seçeneğimiz doğrudur.
35. sorumuz, sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek devriyenin hangi görevine girer? Koruyucu, adli, idari, yardım, önleyici. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz bir koruyuculuktan bahsediyor. Halkın can ve mal güvenliğini korumak, değil mi? Evet. Cevabı, sorunun içerisinde cevabı da var. Adana seçeneğimiz burada doğrudur. 36. soru, aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? Evet. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama, B yakalama, C gözaltına alma, D emaneti alma, E zor kullanma. Arkadaşlar bu soru 90. dönem sorularının içerisinde de aynısı vardı. Bakın, özel güvenlik güvenliğin yetkilerinin arasında değildir değil. Özel güvenlik görevlileri gözaltına alamaz, değil mi? Evet. Emaneti alır, zor kullanma alır, yakalama yapar ama güvenlik sistemi cihazlarını arama yapar ama gözaltına güvenlik güçleri alır. Evet, 36. sorumuz yine aynısı 90. dönemde de vardı arkadaşlar. 37. sorumuz, canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir? Kimyasal delil, biyolojik delil, fiziksel delil, iz delili, parmak izi. Evet, burada da arkadaşlar biyolojik delilden bahsediyor. Bakın, canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik, bakın, biyolojik delil denir. Evet, biyolojik delil denir. Evet, Bursa seçeneğimiz doğrudur. Arkadaşlar bu delillerden de mutlaka sınavlarda soru geliyor. Kimyasal delil vardı bir önceki sınavda, 90. dönemde. Şimdi de biyolojik delili sormuşlar. 38. sorumuz, aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur? Gar, hastane, düğün, konser, liman. Evet, özel güvenlik görevlisinin arkadaşlar garda, düğünde, konserde, limanda kimlik sorma yetkisi var ama hastaneye gidenlere kimlik sormaya yetkisi yoktur. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, bakın yine aynı sınavda, yani bu sınavda iki tane soru birbirinin aynısı. Bakın, 39. soru ile 28. soru farklı bir şekilde sorulmuş. Bakın, 39. soruyu okuyalım. Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Park'ta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Bir kontrol var, değil mi orada? Evet, ne var? Planlı bir şey var. Kontrol noktası var. 2 saatte bir enerji merkezi deposunu kontrol ediyor. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir? Rutin devriye, rastgele devriye, planlı devriye, dairesel devriye, geri dönüşümlü devriye. Evet arkadaşlar, burada bir plandan bahsetmiş. Bakın, 2 saatte bir gidip neyi kontrol ediyor? Su deposunu kontrol ediyor. Yani burada bir planlı bir devriyemizden bahsediyor. Bakın burada 28. soruda da arkadaşlar devriye yöntemlerini sormuştu. Aynı soru, bakın. Aynı soru 28. soruda, rutin devriye, değil mi? Planlı devriye ya olağan devriye, rutin devriyeydi. Dairesel devriye ve geri dönüşümlü devriye yöntemleri arasındaydı. Evet. Planlı devriyeyi işte buradaki gibi yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen, belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemiydi. Olağan devriye de aynı şekilde rutin devriye. Devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesiydi. Dairesel devriye de aynı şekilde devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye
dairesel halinde yapılmasıydı. Geri dönüşü devriyede devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi diye idi arkadaşlar. Evet. Önemli arkadaşlar, yine sınavlarda giren arkadaşlara da mutlaka bu sorular gelecektir. 92. dönemde buna da dikkat edelim. 40. sorumuz, raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Raporlarda silinti kazıntı yapılmamalıdır. B. Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir. C. Raporlarda tarih saat belirtilmelidir. D. Raporlarda gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. E. Raporlar basit ve sade bir dille yazılmalıdır. Evet arkadaşlar, hangisi yanlıştır? Rapor alıyorsunuz. Hangisi yanlış? Raporlarda sadece bir aile hekiminin arkadaşlar imzası da yetiyor. Yani bir kişinin, bir doktorun imzası da yetiyor. İki görevlinin imzası diyor ya. Bakın bu yanlış. Evet. Bir imzayla da geçerlidir raporlar. Evet. 41. soruya bakalım. Patlayıcı uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar. B. Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı X ışınına tabi tutar. C. Bagajları içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır. D. Bu tip dedektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır. E. Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan dedektörler arasındadır. Evet. Buradaki sorumuz şu. Patlayıcı uyuşturucu koklama dedektörleriyle ilgili hangisi doğrudur? Bu tip dedektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Kokulara karşı duyarlı olduğundan uyuşturucu olup olmadığını ne yapıyor? Hemen anlayabiliyoruz. Biliyoruz. Evet. 42. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinde sayılmaz? Evet, bu soruda yine daha önceki sorularda vardı arkadaşlar. Çevre engelleri, ikaz levhaları, gözetleme kuleleri, bariyerler ve kilit sistemleri, aydınlatma sistemleri. Evet. Arkadaşlar burada çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz. Hangisi diyor? İkaz levhaları çevre güvenliği sistemlerinden sayılmaz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 43. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir? Kartlı geçiş sistemi, B biyometrik giriş sistemi, C bariyer, D X-ray cihazı, E tel örgü. Evet arkadaşlar, burada yönelik değil, X-ray cihaz. Bakın, yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir. X-ray cihazının kullanımı genel olarak arkadaşlar çanta, bavul, koli, paket, zarf gibi cisimlerin güvenliğini tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı ve ne tür bir içerik taşıdığını tespit edilmesinde kullanılan cihazlardır. X-ray cihazları. Evet, X-ray cihazlarından geçiyorsunuz alışveriş merkezlerine girerken. Esas burada amaç nedir? Çantada, herhangi bir kolide, pakette yabancı cisim, silah, uyuşturucu vesaire içeriye sokmamak, değil mi? Amaç budur. Evet. Evet, buradaki çanta, bavul, koli ve paket gibi cisimlerin güvenini tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığını X-ray cihazları ne yapıyor arkadaşlar? Tespit ediyor. Evet. Burada Denizli seçeneğidir arkadaşlar. 43. sorumuz. 44. sorumuza bakalım. Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir? A. X-ray cihazı, B. Biyometrik giriş sistemi, C. Güvenlik kamerası, D. Kapı dedektörü, E. Hareket dedektörü. Evet. Evet arkadaşlar, burada da kapı dedektörü, değil mi? Tarafından tespit edilir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 45. sorumuza bakalım.
Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir? Turuncu ve tonları mavi, mor, fosforik, yeşil, gri. Evet arkadaşlar, turuncu tonları değil mi? C3 ve C4 plastik patlayıcılar turuncu ve tonları X-ray cihazında turuncu tonları rengiyle tespit ediliyor. Adana seçeneğimiz doğrudur. 46. sorumuz. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş. Genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır? Parçalı yaralar, delici yaralar, ciddi yaralar, ezikli yaralar, kesik yaralar. Arkadaşlar bu soruda yine 90. dönemde, 89. dönemde ve önceki dönemlerde yaralardan da mutlaka soru birebir aynısı geldi. Gelmeye devam ediyor. Kesik yaralardır. Bıçak yarası kesiktir. İşte bakın arkadaşlar. Bıçak, çakı, cam, kesici aletler kesik yaralardır değil mi? Edirne seçeneği doğrudur. Hemen 47. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır? Solunumu durmuş olan, B solunumu yavaş olan, C bilinci kapalı olan, D kan basıncı yüksek olan, E nabzı yüksek olan. Evet, burada da solunumu durmuş olana yapay solunum uygulanır değil mi arkadaşlar? Evet. Yardım sorularından Adana seçeneğimiz doğrudur. 48. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar? Evet, bilinç kaybını. Evet, bu sorularda sık sık geliyor arkadaşlar. İlk yardım soruları da en az 10 tane soru geliyor ilk yardımdan arkadaşlar. Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle oluşan uyku hali ve hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali. C kısa süreli yüzeysel ve geçici olarak beyine giden kan akışında azalma. D yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin azalması ya da yok olması. E dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki verme hali. Evet, bilinç kaybını ne tanımlar diyor arkadaşlar. Tabi hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali bilinç kaybını ne yapar? Tanımlar. Bursa seçeneği doğrudur. Bakın 49. soru da arkadaşlar yine sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi. Bakın 20 Şubat 2021'de de yine çıkan, yani 90. dönemde de çıkan sorulardan birisi. Bakın aşağıdakilerden hangisinde rentek manevrası uygulanır sorumuz 91. dönemde. Yaralıyı araçtan çıkarmada, kucakta taşımada, battaniye ile taşımada, sandalye ile taşımada, sedye ile taşımada. Rentek manevrası. Arkadaşlar bakın, bu soru 91. dönemin sorusu. 90. dönemdeki soruyu okuyorum. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Soru aynı bakın arkadaşlar. Bir soruda açıklamasını sormuş 90. dönemde, 91. dönemde de cevabını sormuş. Bakın rentek manevrasını sormuş. Demek ki araçtan çıkarma değil mi? Yaralıyı araçtan çıkarma neymiş? Rentek manevrası. Burada bakın arkadaşlar. Evet, rentek manevrası yaralıyı araçtan çıkarmadır. Adana seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, sorular birbirine benziyor. Hani bazı arkadaşlarımız özellikle, hocam hiç aynı soru yok. Tamam, birebir nokta noktası virgülü aynı olmayabilir arkadaşlar. Ama soruları dikkatli okuduğunuz zaman sorular benzer sorular. Evet, ben zaman zaman aynı soruları yazıp arkadaşlar işte bakın birebir soruların olduğunu size söyleyeceğim. Buraya da dikkat edelim. 49. soru. Bakın hemen 50. soruya geçelim. 50. soru da yine benzer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz? Elleriyle boynuna götürme, B rengin morarması, C nefes alamama, D konuşamama, E öksürme. Bakın burada arkadaşlar 50. sorumuz 91. dönemde çıkan bir soru.
90. dönemde çıkan soruyu okuyorum. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melisa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır? Evet, bakın. Acı çeken, rengi moraran, elleriyle boğazını tutan nedir? Hemlik manevrası yapılmalıdır. Bakın burada cevabımız. Burada ise hava yolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtilerden yer almaz diyor. Bakın burada açıklamasını sormuş. Ellerini boynuna götürüyor. Rengi morarmış. Nefes alamıyor. Konuşamıyor. Nedir burada? Hemlik manevrasının özelliklerdir. Ama öksürme nedir? Kısmi tıkanmadır. Evet. Diğerleri tam tıkanma. Öksürme ise kısmi tıkanmadır. Yani bu tip sorular arkadaşlar birebir aynısı. Evet. Soruları dikkatli, önceki soruları da dikkatli bir şekilde okuduğumuz zaman soruların noktası virgülü aynı olmayabilir ama açıklamasıyla sorusunu yer değiştiriyoruz ve soru haline getiriyoruz. Birebir aynısı. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüz de burada bitti. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınıza başarılar diliyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.